Okullar açıldı. Öğrenciler yeni eğitim dönemi için pazartesi ders başı yaptı. Tatil boyunca geç yatıp geç kalkmaya alışan çocuklar için de zor sabahlar başladı. Ama onları sağlıklı uyku düzenine çarçabuk alıştırmak işte de zor değil. Anneler ve babalar için işin sadece birkaç püf noktası var. Dişleri fırçala, pijamanı giy, kitap oku, haydi uykuya. Uzmanlara göre uyku öncesi alışkanlıklar uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Bunların hepsini kendisi yapıp son noktada kitap okumak için beni çağırıyor. Yatakta birlikte kitabımızı okuyoruz. Ben ona iyi geceler deyip çıkıyorum. Ayıkken çıkıyorum. Okullar açıldı, artık erken yatıp erken kalkmak gereken o dönem başladı. Ancak çocukların uykuya alışması da zor. Çünkü tatilden çıktılar. Bazı kurallar var. Aslında bunlar çocuklar için değil, anne babalar için. İşte o ipuçları. Uyku çocuklar için ancak kurallar anne babalara. Uzmanlara göre iyi bir uykunun formülü iyi organize olmuş anne babadan geçiyor. İlk kural uykudan 2 saat önce televizyonun kapanması şart. Anne baba güzel bir film seyrederken televizyonda patlamış mısır yerken çocuğuna hadi oğlum senin ya da hadi kızım yatman lazım okul vakti dediğinde etkili olur mu bu istek? Hiç olmaz ters teper. Bunlar tabii ki yapılacak ama mümkünse çocuk uyuduktan sonra. İkinci kural akşam saatleri evde kitap okumak gibi sakin etkinlikler yapmak. Önce biz okuyarak başladı bir defa çocuğa kitap sevgisini aşıladık böylece ve uykunun öncesinde her zaman bir kitap var artık kendisi okuyor bana okuyor şu anda ee, daha önce ben onu okuyordum böyle bir rol değişikliği oldu. Üçüncü kural çocuğun odası sadeleştirilecek. Her zaman havalandırılmış olacak. Sade renkler uykunun olacağı ortamda sadelik ön planda olmalı. Mesela bu odada bakıyorum tavanlarda çok süsler yok. Duvar böyle evet. tatlı ve sade bir renk. Evet. Daha soft renkler hep yumuşak renkler tercih edilmeli. Yaz-kış sürekli havalandırmak lazım. Evet, çocuk. Mesela penceresi var oldukça evet. büyük. Evet. Biz onu genelde hep uyuyana kadar açık bırakıyoruz. 20-21 derece civarında bir oda sıcaklığı kışın. Yani bu bazen bazen şu demek olabiliyor. Kışın kaloriferi kapatıp gündüz açık tutup gece kapatıp uyutabilirsiniz. Pijamanın dokusu, üzerine aldığı örtünün kumaşı hepsi yumuşak ve hafif olmalı. Kışın bile genellikle kısa kollu veya ince penye e, pijamalarla yatıyor. Yazın zaten en askılı, en short pijamalar. 4 yaşına kadar yorgandan ziyade uyku tulumunu, mevsimine uygun uyku tulumunu öneriyoruz. Sabah 7'de uyanan bir çocuğun uyku saatinin 9'u geçmemesi gerekiyor. Uyku oyuncağı ise uykuya geçişte duygusal rahatlama sağlıyor. Uyku arkadaşı diyoruz biz bunlara. Bebekliğinden beri var. Kimi çocuk böyle Maya gibi e, alışıp ilerleyen yaşlarda da devam edebiliyor. Bel belki biliyorsunuz bazı yetişkinler bile uyku arkadaşıyla uyuyorlar. Çocuğun yatağa yattığında kendini yalnız hissetmemesini sağlıyor. Bir güven objesi. Ona sarılıp rahatlıyor. Böylece çok daha kolay uykuya geçiyor.